Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların aleyhine ve ashabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün anların üzerine olsun. Elhamdülillah. Tekrar Ensar kardeşimle beraberiz. Tabii her zaman aslında aynı şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Çünkü en önemli kısım burası. Eğer bu tamam olursa bundan sonrası zaten Rabbimizin rahmetiyle beraber devam edecektir. O yüzden yine ahir zamandayız. Ahir zamanda genç olmak, ahir zamanın içerisinde, bu toplumun içerisinde genç olarak yaşayabilmek, tabii nasıl bir genç olarak? Mümin bir genç olarak yaşayabilmek. Bunun artıları, eksileri, zorlukları, kolaylıkları, seni izleyen belki genç kardeşlerimize olacak mesajlar, gündem, toplum, nereden başlamak istersen biz senden dinleyelim. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Böyle bir zamanda zatını hissedebilmeyi ve öyle ya da böyle ibadetlerle, zikirle ona varabilmeyi bir nebze de olsa nasip ediyor. Çok şükür böyle bir zamanda Rabbimize yakınlığımızı biraz arttırabilmek gerçekten büyük bir rahmet. Bugün baktığımız zaman gerçekten bütün bir gençlik, bütün bir insanlık öyle bir koşuşturmacayla dünyaya koşuyor ki bu koşuşturmacada Rabbimizin adını bile unutuyorlar. Hani zikri, ibadeti geçtik, artık Rabbimizin adını bile konuşamaz hale geliyorlar. Böyle bir zamanda elhamdülillah Rabbim ibadetlerle, zikirle biraz zatına sığınabilmeyi nasip ediyor. Bazen durup baktığımız zaman gerçekten böyle bir karanlığın içindeyken Rabbimizi hissedebilmek çok başka bir nimet. Hepimiz biliyoruz yolun sonu Rabbimize çıkacak ve mahşer var. Mahşer günü Rabbimize ya Rabbi ben geldim bomboşum demek mi? Yoksa ya Rabbi zikir olduğu kadar çekebildim, bütün ibadetlerimi yapmaya çalışabildim. Senin için bir şeyler yapmaya çalışarak buraya geldim mi demek kıymetli. O günleri görebilmeyi Rabbim inşallah nasip eder. Kimlerle aynı cennete tahil biz? Yani bugün gerek Peygamber Efendimiz dönemindeki sahabelere baksak, gerek bugün yaşanan zulüm altındaki Gazze'lilere, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine baksak, aynı cennete mi talibiz yani? Rabbim herkese farklı imtihanlar nasip ediyor. Bize de kendi ölçümüze nasip ediyor. Ama bu kadar rahmetin içindeyken, bu kadar ferahın içindeyken Rabbimize ulaşamamak, yani Rabbimize dönememek yüzümüzü yani bilemem ama gerçekten büyük bir helaka götürür insanlığı. Bunun farkında olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Yani bütün düşmanlarımızı, gerçek düşmanlarımızı, şeytan, deccal, nefsimiz, bunların farkında olarak yaşayabilmek gerçekten çok kıymetli. Rabbim inşallah bunların farkına vararak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Tabii. Hani insan dünyaya geliyor, yaşıyor, belli bir yaşa gidiyor. Rabbim bu kulluk bilincini, kulluk sorumluluğunu, hani dağları yükledik, dağlar çekindi ama insan yüklendi buyurmasıyla beraber. Hani bizim böyle büyük bir yük altında yaşamamız lazımken İnsanların bu yükten bir haber olarak yaşaması. Hani böyle bir yükün farkında dahi olmayışları tabii ki bizi üzüyor. Ama bununla beraber tabii o fark edilmeyen bir şeyin içerisinde yaşayan bütün insanlık da bizim de bunu fark etmemiz için verdiğimiz mücadeleyi anlamsız buluyor. Ne yaptığımızı çok anlayamıyor insanlar. Halbuki kulluk için yaratıldık, kulluk için varız. Dünyaya eğlenmek için gelmedik. Dünya oyun ve oynanma yeri değil. Kulluk yeri, imtihan yeri ama maalesef gençler de, büyükler de fark etmez. Hani bazen görüyoruz 15 yaşında bir çocuk ama 70 yaşındaki adamdan daha yaşlı, daha olgun. 70 yaşında adamlar görüyoruz, onlar da çocuk. Onlar da kendi oyuncaklarıyla oynuyorlar. Herkesin kendine göre oyuncağı var. Herkesin kendine göre oyuncağı var. Tabii böyle bir imtihan içerisindeyiz, ferahtayız ama ferahın içerisinde kaybettiğimiz bir iman var maalesef. Hani burada böyle bir toplumun içerisinde imanı elde tutmak, kol ateşi elde tutmak gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet. Cidden kol ateşi elde tutmak gibi. Yani bugün her taraftan çekebiliyor şeytan. Evet. Yani Deccal öyle bir düzen kurmuş. Gerek işte internet olsun, gerek günlük yaşantı olsun. Müthiş bir düzen kurulmuş. Rabbim tabii
planların üstünde Rabbimizin planı vardır. Evet. Bu düzenin içerisinden Rabbimize ulaşmak da ne kadar zor olsa da ulaştıktan sonra imtihanla beraber onlara karşı koymak da gerçekten kolaylaşıyor. Her bir o düzene uyduğumuz zaman işte Rabbimizi unuttuğumuz zaman bir işaretle olsun, bir şeyle olsun Rabbimizi hatırlarsak Rabbim öyle bir rahmet nasip ediyor ki. Hani gün içinde o kadar bataklığa batmışız, küfrün içine girmişiz, çıkmışız. Bir anda ya Rabbimiz var diyebilmek aydınlatıyor gerçekten. Bütün gözler açılıyor orada. İnşallah o deccalin, şeytanın bütün perdelerini kapayıp yani o tarafı kapatıp Rabbimize dönebilmeyi nasip eylesin Rabbim. Adamın biri diyormuş ya, ya biz de biliyoruz Allah var diye. O diyormuş ona öyle böyle değil Allah var diye. Evet. Yani gerçekten biz Allah var diye söylerken insanlar da Allah var yani. Ama sanki dünyaya bizi atmış haşa. Hiçbir kuvveti, yetkisi yok. Bizi izliyor. Biz kendi kafamızda yaşıyoruz. Böyle bir hayat zannediyorlar. Hani yaprak dahi Allah'ın izni olmadan kıvırlamadı. Hani her zerrenin sahibi Allah. İşte bunu tanımak, bunu bilmek. Yoksa Hazreti Ali 10 yaşında. Hazreti Ali'nin tanımasıyla bugünkü insanların tanıması bir mi? Evet 10 yaşında o kadar iddialı. Tanıması aynı mı? Haşa değil. Ne büyük bir iman var. Tabii. E Peygamber Efendimiz, düşün bugün Peygamber Efendimiz namaz kılıyor. Hangi sureleri okuyacak sana söyleyecek. Kaç dakika namaz hepsini sana söylese. Sen de aynı surelerle aynı dakikada namazı kılsan. Peygamber Efendimiz'in vardığı yere varabilir miyiz? Gayb. Görünmeyen bir yerde. İşte bu yakınlığı arayabilmek, buna talip olabilmek. Tabii biz de anlatmaya devam edeceğiz. Ama öyle bir zamandayız ki bugün böyle büyük bir zulmün olduğu zamanlar. Gazze'de kardeşlerimizin yaşadığı o imtihanlara baktığımızda insanlar bunları söylemekten bile çekiniyorlar. Hani biz büyükler için ya böyle bir gündem var, böyle bir olay var, sessiz kalıyorsunuz diye şey veryas ederken hani o tarafta nasıl dünya? Gençler için nasıl? Ya, Deccal bir taraftan çekmiş kimisini oyunla, kimisini işte zevkle, eğlenceyle, yok işte şu bu sineması vesairesi. O taraftan öyle bir yakalamış, bütün zulmü unutturmaya çalışıyor. Özellikle öyle bir hal ki şükürsüzlüğe alıştırmaya çalışıyorlar nesilleri. Yani şükretmek işte olduğun yerde kalmak demek. İşte şükredersen ezik olursun vesaire. Böyle bir yapı sunuyorlar. Hani siz bu olursunuz şükrederseniz deyip aslında öyle bir şey değil. Hani Rabbimiz karşısında ne kadar aciz olduğumuzu belirtmektir şükretmek. Ama hani şükretmek tarafını öyle bir kapatıyorlar ki gerçekten. Şükredersen işte yok ezik olursun, şöyle böyle ibadet ne gerek var? Tevazulu olmayacaksın. Baş kaldıracaksın. Baş kaldıracaksın. Aykırı olacaksın. Eyvallah. Yani hiçbir şekilde buyruklar, halbuki en büyük buyruklar kim? Rabbimizin kanunları. O buyruklara aykırı yaşayacaksın. Sorgulayacaksın. Neyi sorgulayacaksın? Evet, aklımızda madde diyarını sorgulayarak keşfedebilirsin. Buna ilgili sıkıntı yok. Ama sen neyi sorgulayacaksın? Gaybın neresini sorgulayacaksın? Kimin gözüyle kimin hükmünü sorgulayacaksın? Ama dediğin gibi gençler tamamen buradan işte özgürlüklerle kendilerince böyle bir fıtratla yaşadıklarında toplumdan dışlanacak psikolojisiyle korkutularak özellikle maalesef gençlerin üzerinde bir baskı oluşturuluyor. Ama tabii elhamdülillah Rabbimizin davası sonuçta hak. Rabbim nurunu tamamlayacak. Bugün bu nesillerle. Daha geçen yeğenim okuldayken işte bir resim yaptırmış hocası. Resim yapmış. Resime işte Filistinli anneleri, baba çocukları çizmiş. İsrailleri çizmiş. Demiş ki işte bu zulme dur demeyeceksiniz. Dur demeyecek misiniz? İşte Türkiye ayağa kalk diye bir yazı yazmış kendimize. 8 yaşında, 7 yaşında elhamdülillah. Elhamdülillah. O nesil yetişiyor o ufukla inşallah. Baktığımız zaman bugün gerçekten yurt dışında gayrimüslimlerde olan o karşı durmak, yani ayak baş kaldırmak bugün Müslümanlarda yok. Müslüman ülkelere bakıyoruz. Ben kendi ülkemize bakıyorum ya. Yurt dışında bunlar yapılırken bu kadar bu zulme baş kaldırı varken bizde niye böyle şeyler yok diyorum. Bir tane teyzeyi göstermişlerdi hiç unutamıyorum. İngiltere'deydi galiba. Tek başına her gün McDonald's'ın işte karşısına gidip protesto ediyormuş yani. Nasıl bir ufuk yani. Rabbim onu öyle nasip ediyor. Öyle duyuruyor bu zulmü. Ama biz de Müslüman olarak hani baş kaldırmamız gerekiyor. Bu zulmü duyurmamız gerekiyor. Sonuçta Rabbimizin gücünü idrak etmemiz gerekiyor. Yani bugün insanlar bundan da kopmuşlar. Cüzi iradelerine odaklanmışlar. Hani her şeyi ben bilirim. Ben yaparım ufkuyla. Bir de hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip
tamamıyla kopmuşlar yani. Tabii onlar için tek şey ne? Telefonun interneti bitmesin. Tamam mı? Elektriğim kesilmesin. Arkadaşımla oyun oynamaya devam, dışarı çıkalım, hastalanmayalım ama tek dert bu. Yoksa Müslümanlar nerede? Böyle bir ufuk maalesef yok. Tabii sözün bittiği yerdeyiz. Ama hamdolsun ki ümitliyiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Yaşamaya devam edeceğiz. Biz yaşadıkça inşallah insanlara da bu tesir edecek. Rabbimizin davası adım adım varacağı nokta neresi oraya varacak. Tabii ki Lut Aleyhisselam'ın iki kızından başkası inanmamış. İsa Aleyhisselam 12 kişi sadece inanmış. Haşa biz kimiz onların yanında? Biz kimiz? Ne yaşayabiliyoruz ki onların yanında? İsa Aleyhisselam gibi peygamber nasıl bir yaşantıyla, ruhullah oluşuyla beraber nasıl bir yaşantıyla tebliğ etmiş? Peygamber Efendimiz Rabbini görmüş, cemaliyle müşerref olmuş. Onun yaşantısıyla, anlatmasıyla kaç kişi inanmış? O yüzden hidayet Allah'tan ama bize durmadan anlat ayet sırrıyla beraber anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Rızası üzere yaşayıp rızası üzere huzuruna varabilmeyi nasip etsin. Elhamdülillah.